Düşman kalkıp yayla sana yürümen. Yıkılmış eşine teyyar eyleri yâre 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 Gelecek mi dersin Timuçin? Gelir. Alp kişiye bak! Ne cahil kılıklı! Oturuşuna bakarsan kılığını değiştirmiş kiraitler başbuğu sanırsın! Kılıcı pek yamarma hırkasına gelince, dokuz yerinden yamalı! Belindeki kemeri Çin Hakan'ın sarayından çıkmışa benziyor! Yırtık hırkam, eski pabucumdan başka paslı gördüğünüz kılıcımda da kurumuş çok kan vardır. Görmek isterseniz işte bak! Görürüm delikanlı, Yağız Bahadır'sın! Belki beni tanımadın, bana pars parçalayan celme derler! Eğer ölümüne tutamadıysan yoluna git! Konuşmalarınızdan kimler olduğunuzu anladım. Cengiz Han'ı, pars parçalayan celmeyi, Kassar adlı alt kişileri bilirim. Bana gelince adım yoktur. Atsızım. Bu civarda bana otsukarcı derler. Her Cengiz'e bir otsukarcı bulunur. Hem çok, tez karşıma çık. Celmen uyan, savaş başlıyor. Bakalım otsukarcı gücün nicedir. Savul! Yaman boğadır. Konakçım, otsukarcı celmeye yener mi dersin? Kahraman kişiydi, yazık olacak. Celme her gün korkuttuğu göçebe uşaklara benzemez. Al delikanlı! Eyvahlar olsun! Al! Eline fırsat düşmüşken, işimi bitirmedin. Fakat ben sana acımayacağım. Kendini koru! Sana acımadım Celmen Uyan. Seni yere ben yıkmadım, ayağın takıldı. Böyle düşmüş düşmana vurmak yiğitliğin şanından değildir. İsterim ki herkes, otsukarcı Celmi'yi kahpecesine değil, dinin gücüyle yenmiş desinler. Davran hazırım! Kardeşim! Timuçin, duydum ki sen avulumuzun başına geçmiş ve diğer avullarla dövüşerek uşaklarımıza cenk ettirmişsin. Sen Gökçe Tanrı'yı öldürtmüşsün. Ben de bugün seni temizleyerek artık bu işlerin önüne geçeceğim. Yalnız ve konuşmak için gelecektin, değil mi? Kassar, Cem'e, sizin canınızı bağışlıyorum, hadi çekilin! Canını itler alsın! Kardeşim Timuçin'den ayrılacağımı sana kim söyledi? Yalnız bırak da şu köpekle işimi bitireyim! Size de gücüm yeter! Bahadır! Bizim dövüşü sonra da yaparız. Görüyorum ki şimdi size kahpecesine 10-15 kişi birden saldırıyor. İstersen beraber çarpışalım. Canın tamıya gitsin! Senin yardımın istemez! Fakat eğer istersen, bırak evvela şunları temizleyelim. Sonra seninle dövüşürüz. Sen bilirsin. Thank you.
Hakkı için o! Sukarcı, git! Bak! Kaçın çocuklar! Hoşça kalın çelebiler! Yine görüşelim! Böyle selamsız bir daha gitmeyin, daralırım ha! Hey delikanlı, hazır mısın? Sıra sana geldi! Vur Celme! Beni ölümden kurtaran bu Bahadır'a hiçbir çağda el kaldırmayacaksın! Sen de delikanlı! Kimsen ve yurdun olmadığını söyledin! İşte obamız! Bileğin sağlam, yüreğin temiz ve korkusuz! Tez çağda nam salarsın! İşte kucağım, gel! Ben yurdum olmadığını söylemedim! Yurdumu bıraktığımı söyledim! Senin onun ardından Türk ulusunun yükselmesi için çalışman erkekliğine yaraşır! Başıboş dolaşmaktan zorun ne? Timoçin, sen ve Kassar, ben olmadan da bu işi başaracak kadar kuvvetlisiniz. Hem Timoçin Hakan olacak, onu kimse durduramaz. Ben atsız ot sukarcı hemen buradan ayrılıyorum. Eğer yapılacak bir isteğim varsa söyle. Demek gidiyorsun. Evet, öyle. Nerelere uğrayacaksın? Sana bir iş diyeceğim. Sen benim yolumu aldırma! Ne iş buyuracaksan söyle! Horasan'dan geçecek misin? Evet! Alamut Kalesi'ni bilir misin? İşitmiştim, sonra öğrenirim! Peki! Orada Şeyhülcebel adında bir adam oturur! İsmaillerin başıdır! Onu görürsün! Kardeşime göndermeyi vaat ettiği akçeyi bana göndersin! Aramızda dilliksizlik olmasın! Sonra o pişman olur! Eğer bunları ona iletirsen, bize büyük bir iyilik edersin! Biz de bu iyiliği unutmayız! Elbet bir gün sırası gelir! Buyruğunuzu tez çağda başarırım! Yalnız birbirimize darılmayalım, birbirimizi unutmayalım! Seni elden kaçırmakla sağ elimi kesmişler kadar içim sızlıyor! Al! Bu ne? El diyarında yar olur! Kendine bir şey almak istersen... Ben kimseden bir şey almam Timoçin, sen üzülme! Ben hiçbir yerde aç kalmam! O halde atımı alacaksın! Utacı, tez yarış benim atımı getir! Ot sıkarcı, dostuz değil mi? Yiğit, bizi de unutma! Atının adını demedin! Ayaz adı! Üzerinde Yavuz savaşlar yapmayı Tanrı nasip etsin! Hoşça kalın kahramanlar! Bahadır! Diyarı unutma! Yazık oldu! Yavuz kişiydi! Aramızda kalsaydı! Çağır. Cennette, Ömer Hayyam'la beraber efendimiz! İtoğlu, ben sana nerede olduğunu sormadım! Oğlumu de!
Ömer Hayyam. Büyük azametli hocam. Senin hakkını niçin yediler? Hayyam'ın ne hakkı vardır ki yenilmiş olsun? Sana ne oldu böyle? Doğru söylersin oğlum Halit. Onlar erişemediler. Kimisi insanların düşmanı Şeyhül Cebel, kimisi padişahların kölesi oldu. Bense dünyayı satsalar, bir pula almaya niyeti olmayan büyük ve mes'ud bir şair oldum. Saadet şöhrette, devlette, hazinede değil midir ki? Hayır. Ya nerededir? Saadet, falıma bakmak için kitab-ı aşkı açtım. Çıktı karşıma hemen sahibi irfan birisi. Dedi mes'una derler ki ola, yıl kadar bir gecesi, ay gibi bir sevgilisi. Efendi Hazretleri sizi ister. Bu işe artık bir son vermeli. Bahçede gezersin, şiir yazarsın, saz çalarsın, fakat tavuk bile kesmeye kudretin yok. Fakat babacığım... Söz! Sana Talmaç Bey'in kızını almak için söz ver. Ne dedi biliyor musun? Benim adamlarım, uşaklarım, yeni beylerini Er meydanında tanımak isterler. Bir gösteri tertipleyelim, hem ileride sahibi olacağı Talmaç Kalesi'ni nasıl kullanacağını görmüş ol. Cafer! İçeride duvara asılı iki kılıç var. Onları al buraya getir. Aman baba! Söz! Görürüz şimdi. Fakat... Alsana be! Ben emrediyorum. Ne duruyorsun? Vuruşacağız, bakalım ne öğrenmişsin? Fakat baba, nasıl olur? Daha duruyor, şimdi kafanı kıracağım! Hadi bana bir saldırış yap! Fakat baba, nasıl olur? Tutun şu köpeği! Alttaki mahzene kapatın! Akşama kadar silah talimi yapacak! Tembellik ederse kırbaçla döversiniz. Niye illedin? Abin. Oğlum Halit, baban bizi sana gönderdi. Evet, bizi sana gönderdi. Yarın yapılacak gösteride muvaffak olman lazım. Bunun için de talim ve tedrisin gerek. Evet, talim ve tedrisin gerek. Şimdi kalenin kumandanı gelip sana silah kullanmasını öğretecek. Biz de bu hususa nezaret edeceğiz. Evet, biz de nezaret edeceğiz. Hepsi bu kadar mı? Hı? Evet. Evet. Öyleyse hadi dışarı çıkın. Ben sizi çağırtırım. Maalesef. Efendi Hazretleri sizin yanınızdan ayrılmamaklığımızı söyledi. Bana bakınız. İkiniz de şu köşeye çekilin ve benim işime karışmayın. Biriniz uyusun, biriniz de afyonluyusun. Orasını efendimiz bilir. Biz yalnız odadan çıkmayacağız. Yoksa size cebren ders okutmaya da hakkımız yok. Evet, Şeyh Hazretleri zorla tedrisi emretmediler. Ne düşünüyorsun Şeyh Baba?
Hiç. Oğlumu severim. Onun bir kılına dokunanın vay haline. Fakat dünyada her sevgiden üstün bazı şeyler vardır Sabiha. Düşmanlarımın bak şu adama, insanlara söz geçirmek istiyor, daha oğlunu bile tanıyamamış, yetiştirememiş demelerini istemem. Buraya izinsiz girmek cesaretini kim gösterdi? Ali, bu ne hal? Baba, bu kardeşim Halit mi? Görmüyor musun? Dikkatli baksanıza. Halid'in elbiseleri... ...cek kuvvet onda ne gezer? Doğru ya. E peki bu kim? Bu yersiz kavgayı bırakın. Buyurun efendi hazretleri. Halit nasıl dışarı çıkmış? Bilmiyoruz, biz onu hapiste sanıyorduk. Al askerleri, çık dışarı. Halid'in buradan bir yere çıkmaması için de... Odanın her tarafını sarın. Emredersiniz efendi hazretleri. Sen kimsin ihtiyar? Bu uşaklar ne diye beni tutsak gibi yakaladılar? Benim kim olduğumu biraz sonra öğrenirsin. Yalnız bize müsaade et de bir yere bakalım. Sonra bol bol konuşuruz. Burada bizim konuğumuzsun. Tez işini bitir de gel konuşalım. Yürü Sabiha. Ne zamandan beri buradasınız? Sabahtan beri. Kimse çıktı mı? Hayır. Nasıl çıkmadı? Oğlum çıktı. Hayır, çıkmadı efendi hazretleri. Pis köpek, benden iyi mi bileceksin? Çıktı! Hepiniz defolun buradan! Anlıyorsun Hakan. Bana ne incilerin, ne altınların, ne de askerlerin lazım. O halde... Tutun şu köpeği! Thank you.
Sen dışarı çık. Sen kim oluyorsun? Kız kardeşime, Şeyhülcebel'in kızına ne haklı dışarı çık diyorsun? Allah aşkına sus Halit! Babamın düşüncesini anlamış olsam! Bizi kurtaracak adam bu! Niye ismini söylemekten korkuyorsa Biha? Delikanlı! Benim ismimden sana ne? Hem kız kardeşine çık demişsem, biraz sonra babanın adamları beni öldürmek için gelecekler. Onun için istedim ki burada bulunmasın. Sen bilirsin. Babanı evir. Oğlunun da benim gibi ölmesini istemiyorsa bana dokunmaz. Ne oluyor? Dur! Kurtarın! Bağır! Kurtarın. Bağır delikanlı! Öldürecek! Bağır delikanlı bağır! Baban baba, gelip durumunu baba görsün! Koşunu öldürecek beni! O su karşı yolundan alıkoymak kolay iş midir? Bağır! He? Seni burada bulmasaydım halim nice olurdu! Vay canına! Ben böyle şeyleri sevmem! Niye ağlıyorsun? Korkuyor musun? Sana bir şey yapmam! Senden ne diye korkacağım? En çok yapacağım şey beni öldürmektir! Vay canına! Ben ölümden korkmam! Eğer senin ellerin gücü yetmedik bir kadına kalkacak kadar ünsüz ve kirliyse, böyle bir elle ölmek beni korkutmaz, ancak iğrendirir! Otsuk harcı! Eğer sen hakikaten göründüğün kadar yüksek ruhlu, yalnız doğadırsan, sana yalvaran bir kızın dileğini yerine getirmeye çalışırdım. Ne olur, bizi düşman sayma, bizi kurtar! Söylediklerini anlamadım ama dileğini yapmaktan çekinmem. Kardeşini bırakmamı mı istiyorsun? Çözeyim. Hayır! İstediğim yalnız bu değildi. Ya ne istersin? Çok, çok güç bir iş. Söyle! Bir dövüş, bir kavga! Benim için cenk etmek, vuruşmak güç bir iş değildir. Buraya bir günlük yolda bir atar bey vardır. Adı Talmaç. Babam kızını kardeşim Halide istiyor. Fakat bu bey kızını alacak adamın en yavuz kahramanlarla boy ölçüşmesini istedi. Kardeşimse dövüşmesini hiç bilmez. Sen kardeşime benziyorsun. Eğer yarın onun yerine... Dövüşmek kolay ama ben kimseyi aldatmak istemem. Demek kardeşim yarın ölücük. Ne olur, bunu benim için. Pekala. Cengiz'e istediği para gidecek mi? Tabii, aç kapıyı. Otsuk harcı. Cengiz'in istediği para gidecek. Ondan sonra beni bırakacak mısın? Hay hay! İstersen büsbütün burada kal! Seni kuvvetim kumandanı yaparım! Ben... kumandanlık filan istemiyorum! Sen ettiklerinden utan! İnsan ayrılığının acıyetinde, garnı dağlar ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Kim söylüyor bu şarkıyı? Hangi şarkıyı? Sağır mısın be? Dinle, işte bu şarkıyı. Ha, kim mi söylüyor? Sesin sol köşedeki konaktan geldiğini efendimiz anlayamadım. Nereden anlayacağım? Ses bilmediğim bir ses. Efendimiz benimle alay ediyor galiba. Hemşireni söylüyor. Hangi hemşire? Çekil! Aldım yarın elinden. Garnı dağlar ne olur, ne olur,
Gene ne var? Yarın pedemizin sancağını almayacak mısınız diye sormaya geldim de. Ne sancağı? Alamut Genk sancağı. Ne düşünüyorsun? Hiç. Hiç efendimiz. Söyle be. Şey efendim, sizin şeyhin oğlu Halit olmadığınızı, gün doğusundan gelmiş bir Türk olduğunuzu, ha? Doğru. Ben Türk'üm. O halde bunu alın efendimiz. O ne Çakır? Kızıl Tuğ efendimiz. Börte çeçinin Kızıl Tuğ. Değeri altınla ölçülmez. Şeyh bunu nereden bulmuş? Şeyhin aslı Türk'tür. Türkistan'dan gelirken kaçırdı. Ben de Türk'üm. İzin verirseniz size silah uşaklığı edeyim. Bir Türk'e ancak bir Türk silah uşaklığı eder. Gel Çakır gel. Gel benimle. Yarın... Hazretleri başlasak mı? Bilmem oğlum, hazır mı? Bunlarla vakit kaybetmesek. Mahtumumuzun cesaretini bana övmüşlerdi. Başlayalım. Evvela Tomak. Söyle oğluma gelsin. Emredersiniz. Mahtum bey, Sadi'ye karşı pek zayıf. Tensip buyurulursa bir başkasını çıkarttırayım. Başlasınlar, talimat verin. Ne o Sabiha, daldın? Ne düşünüyorsun? Hiç. Yoksa şu Türkiye... Gönlünü kaptırmış olmayasın. Nankörlük etme Halit. Senin için neler yaptığını görmüyor musun? Belki ölebilir de. Budalalığına doymasın. Budalalığına doymasın ha? İşte senin minnettarlığın. Mahtum bey, Tomak da pek usta görünmüyor. Yorulmamışsa kılıç çarpışmasına başlasak. Yorulmaz. Biraz nefes alsa. Mahmut! Buyurun beyim. Sen çıkacaksın. Emredersiniz.
Çağırın! Çocuğu öldürtecekler. Ali Dide Bostanma, demin görmedin mi? Buna Talmaş Pehlivan derler, hiç kimseye benzemez. Ömer, hadi şimdi gidip haber verelim Talmaç Bey'ine, dövüşen şeyhin oğlu değildir diyelim. Hadi git söyle. Odada ben dalga geçerken sen görmüşsün, senin söylemekliğin daha doğru olur. Sen bir alçaksın, nankörsün. Sen de açık göz bir man kafasın. Bu da Allah. Nura Aynim Mervan. Ne var? Bu işi birlikte beraber görelim, sonunda para var. Güzel söylersin ciğerparem. Hadi. Hele sabret, sonunu görelim. O niye o? Hele sabret. Dumunuz hakikaten cesur delikanlıymış. Artık her şey halloldu. Şimdi... Anlatıldık! 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 Sen anladın değil mi? Çabuk ol Yiğit, çabuk! Ne var? Sen işine bak, evet. Şimdi önümüzde en namlı Bahadırlarımızı alt eden Şeyh Hazretlerinin oğlu değil, parayla tutulmuş bir Türk'müş. Hayır! Dövüşen benim oğlumdur. Buna herkes şehadet eder. Eğer dövüşen oğluma benzer birisi ise tutsunlar, derhal kafasını koparttırırım. Durun! Ey Nas! İşittiniz ya! Şeyh Hazretleri Türk'ün öldürülmesini istediler. Arayın, bulun ve öldürün! Kahramanlar, Bahadırlar! O sukarcı denilen adam biraz evvel içeri girdi. İşte pencereden bakıyor. Aa, sahi orada ya. Orada ben. Arkamdan gelin, öldürelim. Bismillah. Sen ha? Buraya geldin. Katil. Ben geldim. Ben oğlunu öldürtmedim. Biz bir çocuğu öldürtecek kadar kahpe yürekli değiliz. Peki buraya niçin geldin? Şimdi seni tutturup parçalattıracağımı bilmiyor musun? Biliyorum. Söyle, ne istiyorsun, söyle! Şey, hiç. Cengiz'in paralarını almaya geldim, söz vermiştim. Ya! Onun için mi geldin?
Hepsi bu kadar demek. Test paraları ver koca herif. Yoksa seni şimdi öldürürüm. Çağır askerlerini çağır. Cafer koş. Koş diyorum sana. Öldür. Gidip atları getireyim. Thank you.
Neredeyim? Kendi evinizde, kırlardasınız. Ne oldu? Hiç, bayılmıştınız. Çakır'la sizi buraya taşıdık, niçin tekrar kaleye geldiniz? Niçin mi? Sizi görmek istiyordum. Soracaktım. Bana darıldınız mı? Bilmem. Sensiz yaşayamayacağımı anlıyorum. Nasıl derler? Sana vuruldum. Sen ne dersin? Çakır dün gece anlattı. O da bu derde düşmüş. Ben gezdiğim yerlerde bu derdi duydum. Şimdiye kadar bu acıyı hiç bilmiyordum. Uyuyamıyorum. Yürüyemiyorum. Yaşayamıyorum. Gözlerimde Tanrı kız şeklinde dolaşıyorsun. Ben kimsesiz bir gezginciyim. Eğer sen istersen babandan daha üstün olurum. Bütün acını kılıcıma boyun eğdiririm. Söyle, benimle gelir misin? İstemiyorsan gideyim. Niçin istemedin? Senin bu isteme işin bütün gücümü kırıyor. Sabiha, gel benimle. Kardeşim öldü. Yapılacak işlerimiz var. Şimdi artık bunlarla benim uğraşmam gerekiyor. Semerkand'a gideceğim. Bazı anlaşmalar var. Hem kardeşimin öldüğü bir günde babamı ben de yalnız bırakırsam... Kimsenin olmayacak mısın? Hayır, asla. Ben birkaç yıl sonra gelirsem, sen de eğer düşüncelerini değiştirmemişsen, benimle gelir misin? Belki. Doğru söyle, ben yıllarca beklerim. Belki. Allah'a ısmarladık. Haydi Yiğit, bir şeyin yok ya. Gelmedi değil mi? Bekleyeceğim Çakır. Yıllar geçse de yine bekleyeceğim. Sonunda gelecek. Haydi Yiğit, buradan uzaklaşalım. Atsı karnıcı. Gel. Gel sarılalım Bahadır. Deli Günbuldaklı Otsu Karcı, onu ululayın arkadaşlar. Tam zamanında geldin Bahadır. Arz emellerine seferimiz var. Mehmet Döküş üzerine mi? Evet. Halifeden iki elçi gelmiş, Hakan'ımızı görmek isterler. Vay canına, Müslüman halife sana elçi gönderir ha? Sanki ne iş için? Girebilir miyim Hakan? Gir, kimsin sen? Benim yurttaşımdır Hakan. Beraber geldik, adı Çakır. Buyur Çakır. Otsu Karcı'nın arkadaşlarının başımızın üstünde yeri var. Ne istersin? Halifeden iki elçi gelmiş. Sen elbet işini benden iyi bilirsin ama... yalnız şu kadarını söyleyeyim ki... bu elçiler birer kahpedir. Ben bunları yıllardan beri tanırım. İşleri güçleri efendileri olan Şeyhülcebel'in... buyruklarına göre adam oğulamaktır. Korkarım Şeyhülcebel seni gözüne kestirmiş olmasın. Vay kahpeler! Gebertelim kiyataları! Nereye? Herifleri temizlemeye gidiyorum. Yaptığın şey budalalıktır. Sanki sen bunları temizlersen iş biter mi? Şeyhülcebel'in birçok adamı vardır. Hem bırak, bunların ağzından birçok şey öğreniriz. Dur Celme! Çakır! Siz yakında Otsu Karcı ile Semerkand'a yola çıkıyorsunuz. Bu akşam ne yap yap, şu herifleri konuştur. Yapacağınız işi ben Otsu Karcı'ya anlatırım.
Hadi şimdi. Biriniz benimle gelsin, yemek vereceğim. Ha? Sen dur. Ömer! Aa, vallahi Çakır! Ali nerede? Şimdi bir asker alıp götürdü, yiyecek verecekmiş. Ne zaman geldiniz? Biz iki gündür buradayız. Hanı görmediniz değil mi? Evet ya Çakır! Ben de 10 günden beri buralarda dolaşıp duruyorum. Daha yanına sokulamadım. Siz benim burada niçin bulunduğumu biliyor musunuz? Evet! Biliyorum. Bunu şeyh size söylemeyecekti. Bunu bize şeyh söylemedi. Ben kendi aklımdan buldum. Pekala. Zehir şişeleri yanında mı? Yoksa başka bir şeyle mi öldürtmek istedi? Şeyh yeni bir şey düşündü. Zehirli kamayla yaralayacağız. Sus be! Öyle bir iş budala gibi herkese söylenir mi? Çakır, kimseye söylemezsin değil mi? Söylersen... Söylersem? Ben bunu ağzımdan kaçırdım. Budala! Seni öldüreceğim ahi! Sersem! Bu kama bir kere tenine değerse ölürsün, anladın mı? Haydi, hadi molla! Dahilek! Yapmayın Allah aşkına! Sen görürsün dahileki! Gelin! Hey, gelin! Aaa! Yapmayın Allah aşkına, ne olur beni bırak, bir şey yapmadım! Yapmayın ya! Hay gidinin bu dağları sizi! İstemiyorsa geri dön. Seni zorla kolundan tutup getirmedik ya. Öyle ya. Canının çıkmasını istersen geriye dön. Artık yolda kurtlara mı, kuşlara mı? Bana bakın delikanlılar. Siz şu Uygurcayı kesmezseniz fare gibi yakalanırız. Bu böyledir. Başka dil bilmez. Ne? Bire sen mi seçtin bu adamları? Hayır. Celme'ye söyledim. O da 2 kişi göndermiş. E bu herif bir ağzını açacak olursa? Hey, kesin artık, kapıya yaklaşıyoruz. Hey, kesin diyorum size. Hey, nereden geliyorsunuz? İleriden. İlerisi neresi? Bu arabayı nereden buldunuz? Nah, şu karşı ovadan satın aldık. Kaça aldınız? Kaça aldık? Kaça aldık? Dur bakayım. 12 akçeye. 12 akçe ha? 12 akçe araba olur mu? Taba bak taba! Bunlar Uygurca konuşuyorlar. Türk casusları olacak. Yakalayın şunları! Yakalayın! Dur, çabuk yakalayın! Dur aşağı! Aslanları parçala, kurtları korkut, sonra gel burada farelere rezil ol. Fena değil. Hala alışamadın mı? Bu ağlaman sızlaman bitmeyecek mi Çakır? Koca sarayları, ipekli çadırları bırak. Şu sersemlerin yüzünden bu delikte Azrail'i bekletler. Alışılır mı buna? Hani sen buradan çıkmanın çaresini bulmuştun? Bu serseme laf anlatamıyoruz ki. Tutturduğu ilde de taklidi başkası yapsın diye. Hı.
Kandırın şunu, bu işte çekinecek bir şey yok ki. Değil mi Çakır? Söyledik be yiğit. Ne kaçırmak yok ama, gene kaçırmadı. Be hey budala! Yine bir sersemlik yapıp işlerimi alt üst edebilir misin? Anlatın şuna. Burada ben emir veririm. Boşu boşuna korkup bize vakit kaybettirmesin. Yoksa canını sahiden cehenneme gönderirim. O kaşımana koy Mirak, sunu kuru asırlı. Çakam olka çıkın, vakit kulu çekip de olacağım. Hayır, ben şükür olacağım. Kabul ediyor ama bana bir şey olursa Otsukarcı bu herifi de cehenneme gönderir mi diye soruyor. Hele o işi hiç merak etmesin. Cehenneme vardığında Çakır'ı kapıcı olarak karşısında görecek. İşittin ya Çakır, hadi başla bakalım. Hey! Kimse yok mu orada? Hey! Kim var orada? Gel, gel! Vah zavallı kardeşim! Astı! Kendine astı! Biz uyuyorduk! Hepimiz uyuyorduk! Ah! Daha ne kadar da genç ya! Astı! Astı! Dilsiz misin sen? Öldü işte! Ya, biz çekildik, sen gel işte! Vah kardeşim! Saldırın! Nereye gidiyoruz? Saraya. Öyle 3,5 kişi, milyonların koruduğu bir saraya. Göz açın! Demek. Son görüşmemizi hatırlıyor musun? Ne istiyorsun benden? Hiç. Para mı? Rütbe mi? Değil. İnci, altın, asker. Aldanıyorsun Hakan.
Bana ne incilerin, ne altınların, ne de askerlerin lazım. O halde? Şimdi kalenin teslim olması için bir emir yazacaksın. Şehri Cengiz'e teslim edeceksin. Ne? Sen delirdin mi? Yahut ben seni temizleyeceğim. Hayır, şehri teslim etmem de benim ölümüm sayılır, hayır! Pekala, al şu hançeri, sinenimi deşersin, gırtlağını mı parçalarsın? Ne yaparsan yap, kendini Tanrı'ya götür. Yoksa bir yumrukta seni bir öküz gibi gebertir. Dur, dur Otsukarcı, Sabiha Sultan burada. Burada mı? Evet, seni özlediğini her zaman bana anlatır. İster misin onu görmek? İster misin çağırtayım buraya gelsin? İstemez! Yine aldandın Hakan. Eğer ben onu isteseydim, çoktan kaçırabilirdim. İsterim ki o kendi arzusuyla gelsin. Hem onu bu işe karıştırma. Sen ya şehri teslim edersin, yahut şimdi köpek gibi kafanı ezerim. Pekala, bu şehir de düşecek. Sana gelince ey kuvvetine mağrur itoğlu, sen de burada gebereceksin. Seni bana aylardan beri anlatan o sevdiğin kız da, bütün bu saray, askerlerim, nöbetçilerim de burada ölecek. Siz de artık birbirinize kavuşamayacaksınız. Çünkü ben öyle istedim. Mehmet Töküş herkesten kuvvetlidir, bak! Sen orduya, Cengiz'e selamet. Celmen'in gözlerinden öper. Selam Çakır. Yiğit, o sıkarcı. Bu saraya ateş aldı, çabuk. Çabuk içeride kalacağız. Gitmem ben. Çabuk gitmiyorum. Kafasını al. Hanım buyruğu üzerine bu akşam kımız ve pilav verildi. 300 sopa. Tabuta ilerlemekte devam ediyor. Bırakın gitsin. Kimdir bu? Bilmiyoruz Hakan. Semerkant civarında yakaladık. Sen kimsin hatun? Adın ne? Adım Sabiha. Şehir Cebel'in kızıyım. Götürün hepsini. Siz de gidin. Beni öldürtmek isteyen adamın kızı. Baban seni buraya niçin göndertti? Mehmet, Dökişim söyleyeceklerim vardı. Ne söyledin? Senin Harzem'e hücum edeceğini, gözünü açmasını, sonra Harzemlilerin her sene senden aldıkları başı gene istetmesini. Baban sersemlik etmiş. Bana şu acımda kimse karşı duramaz. Övünmek şeytana yaraşır. Hem niçin övünüyorsun? Daha harbi kazanmadın ki. Kazanacağım. Dünyada bende Rüstem Bahadır yoktur. Bunu bütün Acun anlayacak. Dünyada senden üstün Bahadır vardır Timuçin. Veyahut vardı. Onu sen de tanırdın. Sen benden korkmuyorsun galiba. Şimdi senin boynunu vurduracağım. Ben senden niçin korkayım? Ölüm benim aradığım şey. Tez buyur da öleyim. Pekala. Selam Hakan. Ne var Çakır? Hakanımız destur verirse bir diyeceğim var. Söyle Çakır. Bu hatunun hayatını bağışla Hakan. Sen bu işe ne karışıyorsun, kendini bilmez adam.
Bu kadın sizin çok sevdiğiniz bir adamın hatunudur. Ben kendimi bilirim. Kimin? Otsukarcı'nın. Nasıl? Ha, şu Türk mü? Ne oldu? O nerededir? O senin Cengin uğruna öldü. Şimdi adını bile güç hatırlıyorsun. Çakır! Tanrı'nın yanında şimdi sana bakan gözlerini sevindirmek istersen bu hatunu bırakmalısın. Sen ne diyorsun be? Ben bu işi başarmak için kardeşimi öldürdüm. Senin otsukarcının lafı mı olur? Kim var orada? Alın şu kadını. Merak etme, tez vakitte babanı da yanına ulaştıracağım. Selam Hakan. Otsukarcı Cengiz Han'ı selamlar. Otsukarcı! Tez buyur da kadınımı bıraksınlar. Otsukarcı! Görüyor musun? Ulan işlerine karışıyorsun. Bu kadının elbet bir suçu var ki kafasını kopartıyorum. Bundan sana ne? Yüce Hakan galiba yanlış işitti. Bu hatun benim yıllardan beri özlediğim birisidir. Ben istiyorum ki serbest bırakılsın. Hakan'dan değil, arkadaşım Timoçin'den ilk ve son olarak bir şey istiyorum. Ve yalnız Hakan konuşur. Acaba Hakan bizi tanımadı mı? Hakan yalnız gök muğalların yasalarını ve gök sancağı tanır. Tanrı'nın ululuğunu and içerim ki Otsukarcı da her Hakan'a kendini tanıtmasını bilir. Otsukarcı, dediğin olacak bir şey değildir. Biliyorum. Sana karşı çok boşluyum. Sen buyur, kendi elimle senin için cenk edeyim. Yalnız gök moğollarının yasalarından dışarı çıkmaklığımı isteme. Biliyorsun, ben kardeşimi öldürttüm. Bana yardım ettiği halde Gökçe'yi öldürttüm. Sen bu yasalara kafa kaldırırsan seni de öldürürüm. Anam gelse anamı, babam mezardan çıksa babamı öldürürüm. İşte Otsukarcı, sana sözüm bu. İstersen bu kadını bırakmaklığımı dile. Görüyorum ki Cengiz zalim olmuşsun. Senin gözünü kan bürümüş. Yüzlerce adamoğlunun birbirini öldürmesini doğru buluyorsun. Ne istiyorsun? Kazandığın ülkeler sana yetmiyor mu? Adamoğlunun kanı önünde sel gibi akarsa bundan ne kazanacaksın? Senin bu duyguları aklına ermez Otsukarcı. Ben Göktürklerin yetiştirdiği en büyük başbuğuyum. Ben ölmekten ve öldürmekten korkmam. Sen gelme, kardeşim, anam, hatta Tanrı bile bana bir alettir. Sizi ulusumun yükselmesi için kullanırım. Ayağıma takıldığınız gün gözümü kırpmadan kırarım, parça parça ederim. Ve ben Otsukarcı, ben atalarımın özünü alıyorum. Ben yaptığım işi çok iyi bilirim. Bunlar kansız olmaz. Fakat ben senin yoluna dikileceğim Cengiz. Senin benim gücümün yanında sinek kadar hükmün geçmez. İlk buyruğumda kafanı koparırlar. Buyur bakalım. Şu iş olacak mı? Haydi Otsukarcı. Önümden çekil, istediğin yere git. Beni yalnız bırak. Kadınımı ver gideyim. Ben bugüne kadar onun için yaşadım. Vermezsem önümde dikilecektim, değil mi? Evet Hakan. Götürün hatunu. Arabaşı vurulacak. Hoşçakal Yüce Hakan. Namından acun titreyecekti, değil mi? Bekle, tez zamanda karşına çıkacağım. Görürüz kim kimi titretir. Uğrola pars parçalayan. Dilerim Tanrı'dan bizi bir daha karşılaştırmasın. Dostların savaşı çok çetin olacak. Peki, boşu boşuna uğraşıyor. Otsukarcı, gel sen bu işten vazgeç. Cengiz cihana o kadar çok saldı ki kimse yenilmez. Ben ölünce kadar savaşacağım, sen çekil. Ben ant içtim. Bir kere karşı karşıya onunla savaşacağım. Bak güç değil, asker işidir. Gel bu cenkten vazgeçelim. Kes lakırdı. Hakan, bu harbi kabul etme. Otsukarcı bizdendir. Bize çok iyilikleri dokunmuştur. Yazık olur. Hazır olun, cepheden karşılayacağız. İnan Çakır.
Yıllardan beri nice nice savaşlar gördük. Fakat bugünkü en zorlusu olacak. Dur kaldı Çakır, Cengiz görsün de yaklaşsın. Ardımdan ayrılma, belki ben vurulurum. O zaman sana diyeceklerim var. Merak etme. Düşmanlarımızın methedildiğini duyduk. Fakat hiçbir zaman cenkten korktuğumuzu söyledik. Oluyu dikkat et. Ardından buldak kurduna sakın sokulma. Sonunda yaptığın işi beğendin mi? Ağzını açmıyorsun. Yaptığına pişman oldun değil mi? Öyle Hakan. Bunu ben de istemezdim. Sen de bilirsin ki bizim kolumuz böyle gençlere... hem de senin oğluna kalkmayacak. Ben istedim ki yere yıkayım. Fakat o it okla vurdu. Biz de göremiz. Anlayınca pişman oldun. Pişman olmaklığın, durmaklığın senin için değil, artık gelmiş. Dur Otsukarcı, biz yenildik. Seninle artık vuruşmak istemiyoruz. Yukarıda tepede tutsaktır. Biz yenildik, senin dediğin olsun. Hadi tez yarış getir. Otsukarcı, unutulmaz bir acıyla derdin. Bana boş düşüncelere kapılarak küstün, zalim kan dökücü dedin. Halbuki aldan, ben kimsenin kanını sebepsiz okşadığın gök sancak bütün cihana boyun eğdirsin.